Büyük sürpriz oldu. Çok teşekkür ederim Adnan Bey. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Rica ederim. Sen biliyordun değil mi? Bana söylemedin. Ben de şu anda seninle birlikte öğrendim. Adnan bu seyahatin ikinize de iyi geleceğini düşünüyor. Siz sadece nereye ya da nerelere gitmek istiyorsunuz ona karar verin. Bana her yer uyar. Seçimi Firdevs yapsın. Çok ani oldu, düşünmem lazım. İstersen gözünü kapat, haritaya parmağını koy. Yok artık sende. İtalya ne dersin? Olur. Ne güzel, imrendim vallahi. Sen de git istersen. Yok canım, olur mu? Niye olmasın? Gel işte. Ben Adnan'sız bir yere gitmem. Hadi bakalım Adnan, sana da yol göründü. Sen söyleme bari. Ne kadar yoğun olduğumuzu biliyorsun. Yeni bir ihaleye gidiyoruz. En yakın rakibimiz kim? Tahmin edin bakalım. Hilmi demeyin sakın. Hilmi Önal, evet. Yine çok çekişeceğiz ama fiyatı çok yüksek tuttuk. Bizi geçmesi imkansız. Şimdiye kadar verdiğimiz bütün rakamların üstüne çıkıyoruz. Tam 985 milyon. Adnancığım? 985 milyon. Gerçekten çok yüksek bir rakam. Öyle. İyi de Adnancığım, bu tür bilgiler gizlidir. Şirketten dışarı çıkmaz. Aile içinde konuşuyoruz. Bizim için söylemiyorum ama çok dikkatli olmak lazım. Yerin kulağı var. Hilmi Bey de boş durmuyordur. Mutlaka fiyatı öğrenmek için uğraşıyordur. Bizim üzerimizde fiyat veremez. Mümkün değil. Belli mi olur? İmkanı yok. Bu yüzden fiyatı bu kadar yüksek tuttuk. O bu meblağı nasıl olsa bulamaz. Ben o adamın hırsından korkarım. Piyasadan bulur buluşturur bir şey yapar. Bulamaz. Bu ihale de bizim. Rahat ol sen. Ya ne güzel oldu böyle. Böyle çok samimi bir hava oluştu. Yemekten sonra odayı havalandırmak lazım ama. Evet, küçük yer, bunu aldım ben. Hemen aşağı inebilirsin. İyi. Elif mi? Ya ne meraklısın? Kimse kim? Alo Elif'ciğim. Arayamadım, kusura bakma. Neredesin sen? Eve geldim şimdi. Senden haber çıkmayınca merak ettim. Bülent pek iyi değil. Yanında olmak istedim bu akşam. Durum söylediğinden kötü mü? Yo yo yo, ama morali bozuk işte. Birazdan az yapıyor. Evde kalayım ben, bu akşam bekleme. Hay Allah. Canım benim ya, öp benim için onu. Geçmiş olsun dediğimi söyle. Aa, dur bir saniye dur. Benim kendi söyle. Alo. Elif abla. Canım geçmiş olsun. Sağ ol. Sen yok musun? Faul yaptılar. Ne olacak, bir kere de evimizde sizinle olmak istedim. Kabahat Elif mi yani? Ablacığım teşekkür ederim. Yok canım. Niye kabahat olsun? Çok sevindik hepimiz. Yok, kastedilenmiş o kadar. Canım, geç saatte aradım, kusura bakma. Nasılsın? Teşekkür ederim, sen? Hilmi'cim sayesinde iyiyim, çok şükür. Seni üzmemek için aramadım, geçmiş olsun. Sağ ol canım benim. Çok özür dilerim, uğrayamadım. Şimdi de yurt dışı seyahatim olacak. Bir süre gelemeyeceğim yine. Bari telefonla bir teşekkür edeyim dedim. Hilmi evde mi? Evde. Müsaitse verir misin, bir konuşayım? Bir saniye.
Hilmi. Hilmi. Sevil. Alo. Hilmi'ciğim, merhaba. Merhaba, ne haber? Aynur'a da söyledim ya, sayende iyiyim. Aslında bir hediyeyle teşekküre gelmek istiyordum ama olmadı bir türlü. Gerek yok. Ama altında kalmayacağım, merak etme. Sana müthiş bir haberim var. Hediye olarak kabul ettin. Bu akşam Ziyagiller'de yemeğe davetliydim. Afiyet olsun. Arsen Hanım falan, Maa ile yemek yedik. Sonra o Adnan Bey ile iş güç konuşmaya başladı. Senin adın geçince ben de çaktırmadan kulak misafiri oldum. Bak sen, nasıl geçti adım? Ben anlamam o işlerden ama bir ihale mi varmış neymiş? Yine karşılıklı gelecekmişsiniz. Ehesi çıkamayacağın kadar yüksek fiyat verip seni mat etmeye hazırlanıyorlar. Rakam duydun mu? 985 milyon. Ne? Senin bunun üzerine çıkamayacağını düşünüyorlar. Gizli bilgiymiş ama. İşine yarar inşallah. Hem de nasıl. Gerçekten büyük bir hediye verdin bana. Ay çok sevindim. Eğer söylediğin doğruysa tabii. Doğru. Çok net duydum. Keyfim yerine geldi. Oh iyi o zaman. Bir süre yurt dışında olacağım. Dönüşte görüşürüz artık. Tamam, görüşürüz. Hadi tutmayayım. İyi geceler. Sana da iyi yolculuklar. Sağ ol. Teşekkür ediyor. Ziyagiller de bizim ihale konuşulmuş da onu söylüyor. Müritlerin çoğalıyor. Dur bakalım inşallah. Ay uzun zamandır hiç böyle gülmemiştim. Ay çok yaşayın siz Adnan Bey. Siz de çok iyi oynadınız ama tebrikler. Ya ben şaşkın bakıyorum öyle. Hay bir şeyler döndüğünü anladım ama ne olduğunu çözemedim bir türlü. Ben anladın sandım. Yok. Adnan Bey'in böyle bir şey yapacağına hiç ihtimal vermediğim için herhalde ondan. Hilmi Bey de sizin gibi düşüneceği için daha kolay tuzağa düşecek. Ay. Bunu yaptığınıza inanmıyorum Adnan Bey. İntikamın fazlasıyla alınmış olacak. Çok teşekkür ederim. Çok. Bana dünyaları verdiniz. Deniz Hanım gelsenize. Yok. İneyim ben. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İhale sonuçlanınca boşu boşuna o kadar para verdiğini öğrenince Hilmi Bey'in yüzü ne hale alacak çok merak ediyorum. Bu keyif bana yeter. Bir yere gitmiyorum ben. Benim yaptığım da doğru değil ama. Hilmi Bey bunu gerçekten hak etti. Bence de. Nereye canım? Çocuklara bakacağım. Fena alışacak. Ya iyileşene kadar hep isteyecek bu ilgiyi. Sen de ilgilen. Bir tanecik kardeşim var. Şımarıyor ama gördün. Utanmasa masal isteyecekti. Sızlanma hadi. İyi geceler. Sana da. Bülent nasıl? İyi. Uyudu. Nihal'e bakayım o zaman. Yapma. Seni istiyorum.
Bihter de çok mutlu oldu. Minnettarmış Adnan Bey. Rica ederim. Deniz Hanım'a söylemem gereken bir şey vardı. Yatmadan söyleyeyim izninizle. Hı hı. Bırak beni. Bırak gideyim ne olur. Kendi banyon yok mu senin? Niye meşgul ediyorsun burayı? Çamaşırlarımı bıraktım. Firdevs Hanım'ın durumuna gösterdiğiniz hassasiyete çok teşekkür ederim. Sayenizde büyük bir krizi yara almadan açtık. Ben de olayın büyümemesine çok sevindim. Adnan nerede? Aşağıda. Deniz Hanım'ın yanına indi. Bir şey söyleyecekmiş. Gelir şimdi. Zor zamanlarda hızlı ve doğru kararlar almak herkesin yapabileceği bir şey değil. Bu yeteneğinize her zaman hayranım zaten. Ben bir bakayım. Ne oldu? Hiç. Sizden böyle övgü dolu sözleri işitince duygulandım birden. Yok. Başka bir şey var.